Ala seyyidina Resulillah. Bu sezonun son dersini yapıyoruz herhalde. Hayırlı sağlıktan. Metnimizi bitiremedik. Çok az bir kısım kaldı. Aşağı yukarı 7-8 paragraf. 1-2-3-4-5-6-7-9-10 paragraf kalmış. İnşallah artık seneye Cenab-ı Hak nasip eder, ömür verirse devam ederiz. ...124 numaralı paragraftayız şimdi. وَاِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذ۪ينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبَشَّرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in isimlerini sayarak cennetle müjdelediği kimselerin cennetlik olduğuna şahitlik ederiz. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahitlik ettiği gibi ve onun sözü haktır. Kimdir onlar? Ve hum Ebu Bekr ve Ömer ve Osman ve Ali ve Talha ve Zübeyir ve Sa'd ve Sa'id. عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. Bunlar ilk dört halife: Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Ubeyde bin el-Cerrah. Allah Teala cümlesinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu sahabilerin cennetlik olduğunu tek bir bağlam içerisinde hepsini aynı anda zikretmiş. Said bin Zeyd radıyallahu anh, bu adı geçen aşire-i mübeşşereden Said bin Zeyd radıyallahu anh diyor ki: Eşhedü ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bima semi'tuhu udnai ve ma'ahu kalbi min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin şahitlik ederim şöyle dediğini, şu kulaklarımla duydum ve kalbim onun ne dediğini kavradı. Çok iyi biliyorum ne dediğini. فَاِنِّي لَمْ اَكُنْ اَرْبِ عَنْهُ كَذِبًا. Ben ondan yalan bir şey rivayet etmem diyor ve şöyle devam ediyor. Ennehu kal, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki: Ebu Bekir fil cennet, Ebu Bekir cennettedir. Ve Ömer fil cennet, ve Osman fil cennet, ve Ali fil cennet, ve Talha fil cennet, ve Zübeyir fil cennet, Abdurrahman ibn Avf fil cennet, Sa'd bin Malik fil cennet. Ve tasi' el-muslimin lev şittu en usemmihi lesemmeytuhu. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı zikrettikten sonra Ebu Vakkas onun babasının adı, künyesi, adı Malik. Sa'd bin Malik veya Sa'd bin Ebi Vakkas. Bu dokuz isim saydıktan sonra Said bin Zeyd diyor ki: Eğer bilesem o onuncu kişinin kim olduğunu da size söylerdim. Efendim, bu rivayeti mescitte aktarıyor. Bunun üzerine orada bulunan sahabiler veya kim varsa cemaat ona yemin verdiriyorlar. Ey Resulullah'ın sahabisi, bu sonuncu saymadığın kişi kimdir diyorlar. Allah için bize bunu söyle. O da diyor ki: Neşittumuni billahi, bana Allah adına yemin verdirdiniz, beni sıkıştırdınız, yoksa söylemezdim. Ene tasi'ul mu'minine ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in aşir.
bu isimleri saydıktan sonra sonuncusu benim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz böyle buyurdu diyor. Bir başka varyantında bu rivayetin lafız şöyle geliyor. Aşeretun fil cennet. Şu 10 kişi cennettedir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde, Sa'd bin Ebi Vakkas. Efendim, ona diyorlar ki bu 9 kişiyi saydın, 10.sına bir şey söylemedin, sustun. Allah için bize bunu söyle. O da diyor ki bana Allah için yemin verdirdiniz, söylemek zorunda kaldım. O benim diyor. 10.sü da benim. Evet, biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in saydığı bir tek bağlam içerisinde hepsini aynı anda zikrederek saydığı bu 10 kişinin aşere-i mübeşşerinin cennetlik olduğuna şahitlik ederiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in cennetle müjdelediği sahabiler bunlardan ibaret değildir. Başka bağlamlarda Efendimiz başka sahabilerin de cennetlik olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın onları bağışladığını, mağfiret ettiğini söylemiştir. İmam Müslim ve daha başka hadis imamlarımızın naklettiğine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş: لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ بَيَعَ تَحْتَ الشَّجَعَ. Rıdvan beyatında bulunup ağacın altında bana beyat edenlerden hiçbirisi cehenneme girmeyecek. Nitekim bu ayetle sabit malumunuz. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَعَ. Fetih Suresinde. O ağacın altında beyat eden müminlerden Allah razı olmuştur diye başlayıp devam eden 18. ayet. Rivayet kitaplarımızdan burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beyat eden sahabilerin sayısı konusunda değişik rivayetler var. 1300 ila 1500 arasında değişiyor bu rivayet, bu rakamlar. Allah-u Alem bir sevap. Bu kadarlık bir kitle orada Efendimiz'e beyat ettiler ve onların tamamı da cennetliktir. Hem Kur'an nasıyla sabit hem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir tayin bunu söylemiş. Yine İmam Müslim'in ve daha başka hadis imamlarının naklettiğine göre sahabeden Hatib bin Ebi Belta'a isimli sahabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Mekke'ye sefer düzenleyeceğini, oradaki iş yaptığı ticari ortakları vesairesi yakınları var. Onlara haber vermek üzere yola çıkıyor. Ticareti zarar görmesin, işi zarar görmesin düşüncesiyle. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sefere çıkacağı zaman onu gizlermiş. Hiç kimseye söylemezmiş. İstihbari maksatlı bir tedbir olarak. Hatib bin Ebi Belta'a Mekke fethini artık bu ayan beyan bir şey haline gelince oradaki ortaklarına vesaire haber vermek için Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Cibril Aleyhisselam Efendimiz'e bunu haber veriyor. Böyle birisi var, git diye. O da arkasından bir küçük müfreze gönderiyor. Onu yakalayıp getiriyorlar. Hazreti Ömer diyor ki, ey Allah'ın Resulü, müsaade et bu münafığın boynunu vurayım. Hemen kılıcını asılıyor. Buradaki rivayete göre de Hatib bin Ebi Belta'nın bir hizmetçisi var, kölesi var. O da diyor ki, ey Allah'ın Resulü, لَيَدْخُلُنَّ خَاتِبٌ اَنَّارَ. Hatib bin Ebi Belta'a cehennemlik oldu. Kesin cehenneme gidecek. Böyle önemli bir meselede müşriklere bu istihbari bilgiyi vermek için yola çıkmıştı.
Fakat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona hitaben buyuruyor ki kedepte yanıldım. La yedhuluha hatip ateşe girmeyecek. Fe innehu şehide Bedren ve Hudeybiye. Bedir ve Hudeybiye savaşlarına katıldı. Cehenneme girmeyecek. Hazreti Ömer'e hitaben de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ne biliyorsun, belki de Allah Bedir ehline nazar etti ve onların bütün günahlarını bağışladı, onlara cenneti vacip kıldı, buyurmuş. Bu tabi büyük bir müjde, çünkü Bedir Savaşı gerçekten çetin bir savaştı. Yani belki de varlık yokluk savaşıydı, hayat memat savaşıydı. Orada sahabe-i kiram, o savaşa katılan 300 küsur kişi çok büyük bir fedakarlık gösterdiler. Ölümü göze alarak gittiler. Dolayısıyla onların cennetlik olduğunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haber veriyor. Şimdi bütün bunlar ortadayken pek çok Kur'an ayetiyle, belki isim vermeden ama umum ifadelerle Kur'an-ı Azimüşşan da sahabe-i kiramı cennetle müjdeliyor, Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla müjdeliyor, efendim büyük nimetlere nail olmakla müjdeliyor. Bununla ilgili gerçekten çok fazla sayıda ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Daha evvel de söylemiştim zannediyorum, Fetih Suresinin 29. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Muhammedun Resulullahi vellezine ma'hu eşiddâhu alel kuffâri ruhamâhu beynahum. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidir. Terâhu rükkân succeden yaptabûne fadlâ minallâhi ve rübbâna. Onları rükû ederken ve secde ederken ve Allah Teala'dan onun fazl-ı keremini ve rızasını ararken görürsün. Simahum fi vucuhihim min eteris sucud. Onların yüzünde secde izleri vardır. Secde yüzleri, yüzlerindeki secde izi onların alametidir. Zalike meseluhum fit Tevrat. Bu onların Tevrat'taki meselidir. Cenab-ı Hak sahabe-i kiramı Tevrat'ta böyle almış. Onların yüzlerindeki secde izi onların alametidir. Ve meseluhum fil İncil, İncil'deki meseleleri de şöyledir. Kezer'in ahraca şat'ahu feazerahu festavlaza festeva ala suqihi. Cenab-ı Hak İncil'de de onları bir ekine benzetiyor. Filizi çıkmış, filizini çıkarmış, kuvvetlenmiş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilip ayakta durmuş. Yorcibu zurra, çiftçilerin beğenisini celbedecek bir şekilde serpilmiş, büyümüş. لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ. Böylece Cenab-ı Hak onlarla küffarı öfkelendirir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا. Allah onlardan iman edip salih amel işleyenlere bağışlanma ve büyük bir ecir vaat etmiştir. Şimdi Tevrat'ta ve İncil'de bu şekilde alınmış zikirleri o kitaplarda da geçmiş bir kitleden bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de muhacirunla ilgili, ensarla ilgili, sabikun el-evvelunla ilgili pek çok ayet-i kerime var. Bunları mutlaka duydunuz bir şekilde, kulağınızda bunlar mevcut. Dolayısıyla sahabe-i kiram üzerinde konuşurken bütün bu ayet-i kerimelerdeki ve hadis-i şeriflerdeki tebcili, tefsiratı sahabe konusunda konuşurken dikkate almak zorundayız. Herhangi bir nesil değil onlar. Buna rağmen günümüzdeki bu Şia'nın, İmamiye Şia'sının kara propagandası sahabe-i kiram hakkındaki bu algıyı sarsmaya dönük kara propaganda bir hayli etkili maalesef. Bunu itiraf edelim. Acı bir şey ama bu konuda bir hayli etkili oldular. Kur'an-ı Kerim'de sahabe-i kiramın
ilk İslam'la müşerref olduktan sonra onun edebini, Müslüman olmanın edebini, ahlakını, ahkamını adım adım Efendimiz'den öğrenirken bir kısım hatalar da yapabildiklerini görüyoruz. Yani Medine'de kuraklık olmuş, buna bağlı bir kıtlık var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mescid-i Nebi'de sahabe-i kirama hitap ederken, konuşurken o esnada dışarıdan bir ses geliyor. Bir kervan bekliyorlar dışarıdan. Şam'dan muhtemelen bir kervan bekliyorlar. O kervanın geldiğini müjdeleyen sesler duyuluyor. Ve o esnada birkaç kişi dışında hepsi mescitten boşalıp kervana karşı koşuyorlar. İşte bunu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de söz konusu ediyor. Seni orada mescitte ayaküstü yalnız bırakıp çıkıp gittiler diye. Bunlar insan tabii, melek değil. O esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşurken, onlara hitap ederken, onları irşat maksatlı bir ortamda onu bırakıp gitmeleri doğru değil. Cenab-ı Hak bunu onlara hitap ederek sert bir üslupla ikaz ediyor, onları uyarıyor. Bu türlü ayetlerden hareketle İmam-ı Eşyası sahabe dediğimiz insanlar, bakın işte böyle. Bunlar peygamberi de satarlar. Bunlar dünyalık için her türlü işi de yaparlar. Zaten peygamber vefat eder etmez, daha defnetmeden saltanat derdine düştüler, post kavgasına düştüler. Hazreti Ali'nin hakkı olan imameti ona kaptırmamak için bununla ilgili daha evvel nakiller yapmıştık Şia'da. Dolayısıyla şimdi bu iddialarla Kur'an sünnet naslarını yan yana koyduğumuzda ortada müthiş bir çarpıtma var, müthiş bir suistimal var, müthiş bir istismar var. Bunu görmemiz lazım. Hazreti Ayşe validemizle ilgili olsun, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le ilgili olsun, Ebu Hureyre radıyallahu anh ile ilgili olsun. Efendim, Cemal Sıffin vakalarıyla ilgili olsun. Bu alanda yaptıkları telifat, yazdıkları eserler, yaptıkları programlar, çektikleri videolar o kadar çok tekrar ediyor ki bir süre sonra bu yoğunluğa maruz kalan insanlar ya burada bir haklılık payı olabilir mi diye düşünmeye başlıyor. Bu acı bir şey. Bir de tabii televizyon kanalları vasıtasıyla bunu, bu meseleleri sık sık işliyorlar. Bütün gündemleri bu. Ve artık şöyle şeyler olmaya başladı. Bunu bizzat izleyerek görüyoruz, gözlüyoruz. Bu televizyon kanallarına telefon edip, mesaj gönderip, biz böyle bilmiyorduk, meğer doğrusu hakikati buymuş, bize bunu niye öğretmediler diyen insanların sayısı gittikçe artmaya başladı. Bunun sonu nereye gider bilmiyorum. Bu toplumun önünde bulunan insanlar, bu toplumu idare eden insanlar, bu gidişatın önünü alma imkanına sahip olan insanlar, kurumlar, teşkilatlar, cemaatler, yapılar ne derseniz deyin, bu vebalin altından kalkamaz. Kıta Afrika'sında Şia'nın izi yoktu. Kara derili Müslümanlar tamamı Sünniydi. Fakat şu anda öyle ülkeler var ki Şia oralarda çoğunluğu ele geçirmek üzere. Hızlı bir şekilde yayılıyorlar. Karadereli insanlar, Karadereli Müslümanlar artık Şia'nın oradaki sesi, soluğu vesairesi. Nasıl yapıyor bunu? Eğitim kurumları açarak, hizmet müesseseleri açarak, insani yardım adı altında, STK formatında ve ilim müesseseleri üzerinde. Yani bir ülkeye giriyor, burada diyor bize müsaade edin, bir Zeynebiye açalım burada. Bir Zeynebiye açalım, bize yeter. Gerçekten de bir Zeynebiye açıyorlar. O Zeynebiye halka bir süre sonra genişlemeye başlıyor. Bu topraklarda da böyle oluyor. Bunun tedbiri alınmadıkça bu Anadolu insanı, bu Osmanlı ahvadı bir süre sonra Ehl-i Beyt muhabbetine sararak
Şiileşmeye başlayacak hızlı bir şekilde. Şu anda bunu hissetmiyoruz. Alttan alta bu devam ediyor. Ama bir süre sonra bu yeryüzüne, toprağın yüzüne çıkacak. Çıktığında eyvah diyeceğiz ama iş işten geçmiş olacak. Biz bu uyarıyı yapmış olalım, gayri vebali üstümüzden atmış olalım. Bu işte kimlerin ihmali varsa, kimler bir şey yapabildikleri, yapabilecekleri halde yapmıyorsa vebali onların boynunda kalacak. Allah yar ve yardımcı olsun. Akide metnimiz sahabe-i kiramla ilgili algının, edebin, itikadın önemini vurgulamak bakımından şöyle devam ediyor. وَمَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hakkında güzel söz söyleyen وَاَزْوَاجِهِ تَاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسِ ve her türlü pislikten, kirden uzak olan tertemiz zevceleri, eşleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ve zürriyatihi mukaddesine min kulli ritsin ve onun her türlü pislikten uzak olan pak soyu fakat beri eminen nifak işte bütün bunlar hakkında Efendimiz'in sahabesi, ashabı Ümmühat-ı Müminin ve Efendimiz'in soyu Ali Muhammed hakkında sözü güzel söyleyen, onlara hürmetkar ve edepli davranan, onlardan bu şekilde bahseden kimse fakat beriye minen nifak, nifaktan beri olur. Münafıklıktan beri olur. Demek ki bunun mefhumu muhalifinden şu çıkıyor. Bu üç kesim hakkında su-i edepte bulunan kimse, onlara dil uzatan kimse, nifak tehlikesine maruzdur. Bu yüzden Ehl-i Sünnet ve Cemaat tarih boyunca ne sahabeye söz söyletmiş, ne ezvac-ı tahirata söz söyletmiş, ne de Âl-i Beyt'e, Ehl-i Beyt'e söz söyletmiş. Bunlar arasından İstismar maksadıyla Âl-i Beyt'i çekip, Ehl-i Beyt'i çekip diğerleri hakkında edepsizlik edenler aslında farkındalar mı, değiller mi bilemiyoruz ama bizzat ve doğrudan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tenkis ediyor. Yani bir peygamber düşünün ki hanımlarına hakim olamamış, etrafında bir kısım hanımları var. Onlar haşa ve kella fuhuş, fahişelik, ahlaksızlık yapmışlar. Ona mani olamamış, onların nikahında tutmaya devam etmiş. İlk hadisesi hicretin 6. senesinde vuku bulmuş, bakın. Hicretin 6. senesinde vuku bulmuş. Aradan 4 sene daha geçmiş, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe validemizi nikahında tutmaya devam etmiş. Şimdi bir gayrimüslime bu iddiayla gitseler Şiiler, deseler ki peygamberin şu hanımı haşa böyle bir şey yaptı. Peygamber bunu nikahında tutmaya devam etti. Ne derler? Bir gayrimüslim duysa bunu, bir gayrimüslime böyle takdim edilse mesele nedir? Ya bu nasıl peygamber? Namusuna sahip çıkamamış bir adamdan bana peygamber diye bahsediyorsun. Böyle peygamber olur mu? Haklı olarak. Böyle bir muhakeme yürütecek. Arkadaşları hakkında, en yakın ashabı hakkında diyeceksiniz ki onlar böyle böyle ihanet ettiler ona. Daha hayattayken bir sürü suikast düzenlediler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Diyecek bu nasıl peygamber? Arkadaşlarını seçememiş, etrafındaki insanlara hakim olamamış, bunların pisliğini, berbatlığını, nifakını sezememiş, sesse bile bunları etrafından uzaklaştıramamış, yanında yöresinde tutmaya devam etmiş. Haklarında bir sürü övücü söz söylemiş. Nasıl peygamber? Dolayısıyla Şia'nın yaptığı bu iş sahabe-i kiramla, ezvac-ı tahiratla kalmıyor. Aslında onları aşarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dokunuyor. Bu böyle iğrenç bir şey. Ama maalesef
bu plan, bu kara propaganda içimize yerleşmeye devam ediyor. İşte bunun akide metnine girmiş olması, bu üzerinde konuştuğumuz meselenin sadece rivayetlere dayalı tarihi bir tartışma olmadığını göstermek içindir. Bu bir akide meselesidir. Her kim sahabe-i kiram hakkında, ezvac-ı tahirat hakkında, Ali Resul hakkında aleyhissalatü vesselam edepsizlik eder, ağzını bozar, itikadını bozar, o kişinin münafıklığından şüphe edilir. O kişi nifaka maruz. Bu bir inanç, iman, itikat meselesidir yani. Tercih değil. Evet. Ve ulema-u selefi mine's-sabikine ve men ba'dahum mine't-tabi'in ehlül hayr ve'l-eser ve ehlül fıkhi ve'n-nazar la yuzkarûne illa bil-cemîl. Selef-i Salihin uleması, yani sahabe-i kiramdan sonraki tabi'in, tebe-i tabi'in ve men ba'dahum, yani tabi'in ve ondan sonrakiler, tebe-i tabi'in, ehlül hayr ve'l-eser ve ehlül fıkhi ve'n-nazar. Onlar ehli hayr, ehli rivayettir, ehli fıkıh ve ehli nazardır. Ehli nazardan kasıt da istinbat ehli, fıkıh ehli, fekahet ehli. Düşünen, tefakkuh eden, tedebbür eden, derinlemesine, naslara nüfuz edebilen hayırlı insanlar, hayırlı nesiller. La yuzkarune illa bil cemil. Bunlar ancak güzellikle anılırlar. Bunlar hakkında kötü şey söylemeyiz. Dikkat ederseniz sahabe-i kiram hakkında herhangi bir tahsis yapmadı metnimiz. Sahabenin tamamını söz konusu etti. Burada ise böyle bir kısım özellikler zikretti. Yani bunlar rivayet ehli olacak, hadis ehli, fıkıh ehli olacak, nazar ve istibdal ehli olacak. Tabi'in ve tebe-i tabi'inden böyle olanlar. Bunlar ancak güzellikle anılır. Onlar hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyiz. Çünkü tabi'in neslinin nesline geldiğimizde artık orada yavaş yavaş bid'at oluşumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi'in neslinde yanlış adamlar görmeye başlıyoruz yani. Efendim. Dolayısıyla burada böyle bir taksis var. Onları toptan tebriğe etmiyoruz. Bizim rivayet kitaplarımızda kendisinden hadis alınan tabakalar, kuşaklar, nesiller bahis konusu olduğunda diyoruz ki sahabenin tamamı udüldür. Adalet sahibidir. Efendimiz hakkında bunlar yalan söylemezler. Bunun söylemediği bir şeyi ona izafe etmezler. Tabiine ve daha sonraki kuşaklara gelince bunlar cerh ve tadile tabidir. Bakarız, kontrol ederiz. Adil midir? Adaleti sabit midir? İtikadı düzgün müdür? Ahlakı müstakim midir? Gidişatı nasıldır? Buna bakarız. Ona göre naklettiği hadisi alırız ya da reddederiz. Bu niye böyle? Çünkü artık bid'at oluşumlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte kaderiyenin ilk ataları ki daha sonra mutezile olacak bu kaderiye. Tabi'in döneminin insanları, sahabenin genç kuşağı hayattayken bunlar ortaya çıkmışlar. İcra-i faaliyet etmeye başlamışlar. Keza hariciler, bunlar da ehl-i bid'at ve bunlar da sahabenin hayatta olduğu bir dönemde ortaya çıkmış insanlar. Buna benzer sahabeden sonraki kuşaklar için evet umumi olarak bir tazim, tebcil var. Bunlar hayırlı nesillerdir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayrul kurul karni tümmellezine yelunehum tümmellezine yelunehum tümme yefşul kedib buyurmuş. En hayırlı kuşak benim içinde yaşadığım kuşaktır, o nesildir. Sonra onları izleyenler, sonra onların ardından gelenler, yani tebe-i tabi'in, sümme yefşül kedip, daha sonra yalan yayılır buyurmuş Efendimiz. Dolayısıyla bizim o kuşaklara bakışımız da böyledir. Esasen selef-i salihin kavramı da bu çerçevesini çizmeye çalıştığımız
vakayı anlatıyor. Biz de Selef-i Salih'in bir nirengi noktasıdır. Biz Selef dediğimizde sahabeyi de katarız onun içine. İlk nesiller, ilk kuşaklar, onlar bizim için nirengi noktasıdır. O kuşaklardaki sahabeden sonra hayır ehli olanlar, fıkıh ehli olanlar, hadis ehli ve nazar istidlal ehli olanları kastediyoruz. Ve men zekerhum bi su'in, kim bu kuşakları sahabeden sonra tabi'in ve tebe-i tabi'ini kim kötülükle anarsa, onlar hakkında ağzını ahlakını bozarsa ve huve ala gayri sebil, yoldan çıkmıştır bu adam. İlk kuşaklar hakkında böyle düşünen kimse yoldan çıkmıştır. Bugün için bu kuşaklar hakkında ileri geri söz söyleyen iki tane kesim var, iki akım var. Bunlardan birisi Şia'dır, İmamiye Şiasıdır. Lanet fabrikası gibi çalışıyorlar. Biz mesela Ehl-i Beyt imamlarından hiçbirisi hakkında edepsizlik etmeyiz. Onları hürmetten başka bir şeyle anmayız. Hiçbirisine bir noksanlık, bir nakisa izah etmeyiz. Edilmesine de müsaade etmeyiz. Ama onlar sahabeden başlayarak bizim müştehit imamlarımız, muhaddislerimiz, efendim, abidlerimiz, zahitlerimiz, bütün bunları bir kalemde silip atıyor, onlara lanetle efendim sui edeple yaklaşıyor. İmam Ebu Hanife hakkında o kadar tezvirat var ki kitaplarında, bir duysanız, bir okusanız şaşırırsınız. Yani bu adam İmam Ebu Hanife'den ne istiyor? İmam Cafer'den naklettikleri bir şey var. İmam Ebu Hanife, İmam Cafer'e son derece hürmetkar davranmış. Onların arasındaki hukuk, hürmete, muhabbete dayalı bir hukuk. Güya İmam Cafer diyesinmiş ki Allah Ebu Hanife'ye lanet etsin. O derdi ki, emir-ül mümini şöyle diyor, ben şöyle diyorum. Yani Hazreti Ali'ye muhalefet ederdi. Bu sebeple Allah ona lanet etsin. Şimdi herhangi bir müştehit imam, herhangi bir sahabiye muhalefet eder mi? Bir şartla eder. Nedir o? Eğer o sahabiye bir başka sahabi muhalefet etmişse, o sahabinin görüşünü alır, o sahabiler arası bir ihtilaftır yani. Diyelim bir meselede Hazreti Ali bir görüşü tercih etti, Hazreti Ömer veya Abdullah bin Mesud başka bir görüşü tercih etti. İmam Ebu Hanife burada Abdullah bin Mesud'un görüşünü almakla Hazreti Ali'ye muhalefet etmiş olur mu? Olmaz. O iki görüşten birini tercih etmiş olur. Muhalefet sahabe arasında, ihtilaf sahabe arasındadır. Şimdi bu hal böyleyken Ebu Hanife'ye Allah lanet etsin. O derdi ki Emir-ül Mümin'i şöyle diyor, Ali şöyle diyor, ben de şöyle diyorum. Yoksa bir müştehit imam bunun dışında bir ihtimal söz konusu değil ki sahabeye muhalefet etsin. İmam Ebu Hanife'den nakledilen açık, kendi fıkıh kitaplarımızda, menakıb kitaplarında nakledilen açık bir ifade var ki İmam Ebu Hanife diyor ki ben bir meselede, karşıma bir mesele getirildiğinde onun hükmünü önce Allah'ın kitabında ararım. Orada bulduysam hüküm veririm, bulamadıysam Allah Resulü'nün sünnetine bakarım. Onunla hüküm veririm. Orada da bulamazsam sahabeye bakarım. Sahabe icma etmişse o icmayı alırım, onunla hüküm veririm. O icmaya muhalefet etmem. Sahabe ihtilaf etmişse ihtilaf edenlerden birisinin görüşünü alırım. Ben de onların dışına çıkıp üçüncü, dördüncü bir görüş ortaya atıp onlara muhalefet etmem. Sahabe üç görüş halinde ihtilaf etmişse bunlardan birini alırım. O ihtilafın dışına çıkmam yani. Ama iş tabiine gelince hum racul, nahnu racul, onlar adam, biz de adamız. Onlar iştihat eder, biz de iştihat ederiz. Kendisi de tabiinden zaten bildiğiniz gibi. Şimdi böyle diyen bir Ebu Hanife var karşımızda. Sen bu Ebu Hanife'yi karalamak için, lekelemek için lanetliyorsun. Efendim, bin bir türlü tezviratla, iftirayla anıyorsun kitaplarında. İkinci grup, modernistler, Selef-i Salih'in hakkında sui edepte bulunan ikinci grup modernistler.
Bunlar da en az Şiiler kadar selef hakkında ve sahabe hakkında hürmetsizdir, edepsizdir. Sahabe döneminden itibaren bu ümmetin selefinin Kur'an'ı anlamadığını, sünneti anlamadığını, yanlış anladığını, yanlış yorumladığını iddia etmekle onlar da bir biçimde Şia'nın yanında yer alıyorlar. Esasen bu ümmetin geçmiş devirlerde ortaya koyduğu müktesebatın kıymetsizliği, değersizliği noktasında modernistler Şiilere taş çıkartır vaziyetteler. Fazlur Rahman diye bir zat var, Pakistanlı, çok meşhur. 1970'li yılların sonunda vefat etti. İslam modernizminin kurucusu, teorisyeni gibi anılır, öyle takdim edilir. Onun sünnet hakkında, fıkıh mezhepleri hakkında, müştehit imamlar hakkında yazdığı bir sürü metin var. O metinleri okuduğunuzda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu ümmetin ahiri evveline lanet okumadıkça kıyamet kopmaz hadisini hatırlıyorsunuz. Diyor ki mesela eşarilik dediğiniz şey bin yıllık kutsal bir ahmaklıktır. Ve İmam Eşari'nin günahı ne? Ne yapmış İmam Eşari? Bin yıllık kutsal ahmaklıkmış eşarilik. Ne yapmış? İmam Eşari demiş ki ben Ahmet bin Hanbel'in akidesini benimsiyorum. Mutezile'den dönmüş, sünni olmuş. Ben Ahmet bin Hanbel'in akidesini benimsiyorum. O yol üzere yürüyorum demiş. Tüm günahı bu. Fıkıh mezheplerine bakıyorsunuz. Bunları Kur'an'ı, sünneti anlamamakla o kadar ağır biçimde itham ediyor ki adam. Hatta bizzat sahabe-i kiramdan itibaren hadislerin derlenip kitaplara kaydedildiği Hicri 4. asır diyelim biz ona. 3. asır, 4. asır ki sondur. O döneme kadar bütün o kuşakların hadis uydurduğunu, Peygamber Efendimiz adına elimizdeki bu mevcut hadislerin tamamının böyle olduğunu söylüyor. Bu kuşaklar diyor, içtihat ederlerdi. Bir süre sonra o kendi içtihatlarını arkasına senet zinciri takarak Peygamber'e atfederlerdi. Bu gayet tabii bir şeydir. Bakıyorsunuz bu ümmetin selefini hadis uydurmakla itham etme. Sen bunu gayet normaldir diyorsun filan ama bu anormal bir şey. Bu ümmetin sahabeden itibaren ilk kuşakları kendi içtihatlarını hadisleştirerek, arkasına da senet zinciri takarak Efendimiz'e atfetmişler. Böyle olurmuş, başka türlü de olmazmış zaten. Dolayısıyla düşündüğümüzde, baktığımızda Şia ile modernistler bu noktada çok da birbirine farklı durmuyor. Ehl-i sünnetin akidesine işte bu. İlk kuşakları hayırlı anarız. Onlar hakkında edebini bozan, ahlakını bozan, dilini bozan, üslubunu bozan kimse yoldan çıkmıştır. وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنْ اَوْلِيَ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهُ السَّلَامِ Evliyadan hiçbirini, hiçbir veliyi, hiçbir peygambere taftil etmeyiz. Ve herhangi bir velinin herhangi bir peygamberden üstün olduğunu söylemeyiz. Bu veli hangi kuşakta yaşamış olursa olsun, ister sahabi olsun, ister daha sonraki kuşaklarda yaşamış olsun, herhangi bir veliyi, herhangi bir nebiye, peygambere üstün tutmayız. Ve nekulu deriz ki nebiyyun vahid, bir tek nebi afdal min cemi'i evliya, bir tek nebi bütün evliyadan, bütün velilerden daha üstündür. Bu ehl-i sünnet ve cemaatin nübüvvet konusundaki temel kabullerinden birisidir. Peygamberlik kesbi değildir. Cenab-ı Hakk'ın seçmesiyle bir kimse peygamber olur. Ama velilik kesbidir. Sayı gayretle olur, cehdle olur. Buna rağmen hiçbir veli, hiçbir nebiden üstün değildir.
Burada birkaç nokta üstünde durmak lazım. Birincisi şu, varlık insanlık alemi, varlık aleminde insanlık alemi içinde bir hiyerarşi vardır. Yani insanlar mutlak anlamda Cenab-ı Hak katında ontolojik olarak birbirine eşit değildir. Bakın şimdi peygamberlerle ilgili telakkimiz bu, itikadımız bu. Sahabeyle ilgili itikadımızı az önce gördük. Tabi'in ve tebe-i tabi'ini gördük. Evliyayı gördük. Tüm bunlar ontolojik olarak müminler arasında bir hiyerarşi olduğunu gösteriyor. Bunların hepsi Allah katında aynı kıymete sahip değil. Aynı değeri haiz değil. Üstünler var, daha az üstünler var ve üstün olmayanlar var. Bu Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu bir yasadır. İnsanlar arasında da bu böyledir. Melekler arasında da bu böyledir. Zamanlar ve mekanlar arasında da bu böyledir. Bir hiyerarşi vardır. Ve fakat bu hiyerarşide eşitliğe aykırı bu hiyerarşide adaletsizlik yoktur. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu sistem, bu ontoloji kendi içinde bir hiyerarşi barındırmakla birlikte adaletsizlik ifade etmez, eşitsizlik ifade eder. Ama illa eşit olacak diye bir kayıt da yok. Eşitlik bizim içimize sonradan girmiş, modern zamanlarla birlikte batılılaşma trendiyle birlikte girmiş, tahrip edici bir kavram. Ontolojik eşitlikten bahsediyoruz, hukuki eşitlik değil. Bir diğer husus, veli diye bir şey var mıdır? Veli kimdir? Niye böyle bir şey bizim itikadımıza girmiş? Evet, veli diye bir şey vardır. Bunlar hak dostu, Allah dostu dediğimiz insanlardır. Kimin Cenab-ı Hak'la münasebeti, samimiyete, takvaya, zühde, veraya dayanıyorsa, kimin bu saydığımız dört hususiyeti diğerlerinden baskınsa, diğer insanlara göre bu insanlar Allah Teala'ya daha yakındır. Bu insanların Cenab-ı Hak katındaki kıymeti, hürmeti diğer insanlardan daha fazladır. Bir hadis-i kutside, Buhari Müslim'de geçen bir hadis-i kutside Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu naklediyor bize. Kulumun bana, mümin kulumun bana yaklaşması farz ibadetlerle olur. Farz ibadetleri yapmakla kulum bana yaklaşır. Nafile ibadetleri yapmakla bir süre sonra ben, o kulum bana o kadar yaklaşır ki ben onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, işiten kulağı olurum. Şimdi baktığımızda kişinin farzların üstüne nafile ibadetlerle elde ettiği bir şey bu. Cenab-ı Hak o kulu, kulun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olduğunu söylüyor. Burada bir mecaz var tabii. Ne anlamamız lazım buradan? Şunu anlamamız lazım. O insan konuştuğu zaman hikmetli konuşur, hikmet söyler. Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı bir şey onun ağzından çıkmaz. O insan bir yere gidiyorsa mutlaka hak rızası vardır o gittiği yerde. O insanın kulağı kötü sözü duymaz. Kulağına kötü söz girmesine o kimse müsaade etmez. Selefi salihinde öyle insanlar varmış ki çarşıdan geçerken kulaklarını kapatırmış. Hani bir yerden bir şarkı türkü sesi gelir, biri birine affedersiniz, kötü söz söyler, küfreder. Bu söz benim kulağıma girmesin diye çarşıda yürürken, bir yerden bir yere giderken kulaklarını kapatıp gidermiş. Şimdi Cenab-ı Hak tabii ki bu adamın işiten kulağı olur. O kulağa haktan başka bir şey girmedi. O beyne, o kalbe hak sözden başka bir şey girmesine müsaade etmedi. Ve böyle bir makama geldiğinde, bir kimse velilik makamına geldiğinde gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gene Cenab-ı Hak'tan bize naklediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki her kim benim bir velime düşmanlık ederse ben onun hasmı olurum. Men adâ li veliyyen fekad hâsemtuhu.
kim benim sevdiğim bir kuluma, benim dostuma, veli dost demek, benim dostuma düşmanlık ederse ben onun hasmı olurum. Evet, bu hakikat bize bugünlerde çok da hasretini çektiğimiz, çok da boşluğunu hissettiğimiz bir insan tipini, bir insan fotoğrafını ortaya koyuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruyorlar, veli kimdir ey Allah'ın Resulü? Buyuruyor ki, اِذَا رُعُودُكَ Allah. Gördüğünüz zaman beni size Allah'ı hatırlatıyorsa o velidir. Şimdi böyle insanlara ne kadar çok ihtiyacımız var. Sokağa çıkıyorsunuz, eski devirleri düşünün. Sokağa çıkıyorsunuz, gördüğünüz bir adamın Allah dostu olması çok mümkün. Size Allah'ı hatırlatıyor çünkü. Kılığıyla, kıyafetiyle, yüzündeki tebessümle, yüzündeki hüzünle, efendim, konuşmasıyla, tavrıyla, davranışıyla size Allah'ı hatırlatıyor. Böyle insanlar ne kadar çoktu bizim coğrafyamızda, bizim toplumumuzda, bizim aramızda. Bu insanları gördüğünüz zaman bir kötü iş yapmak üzere olsanız bile ondan vazgeçiyordunuz. Aklınızdan geçen bir kötülük o insanı gördüğünüzde size hakim olamıyordu. Onun için tevbe ediyordunuz. O insan size Allah'ı hatırlatıyor. Şimdi geldiğimiz duruma bakın, sokağa çıkıyorsunuz, Allah'tan sizi uzaklaştıracak ne kadar şey varsa hepsi orada var, mevcut. Dolayısıyla bu toplumun yeniden Müslümanlaşması, kimliğine yeniden sahip çıkması, aidiyetlerine yeniden bağlanması gerekiyor. Bunu yapmak için aramızda gördüğümüzde bize Allah'ı hatırlatacak insanları yetiştirecek müesseseleri kurmamız lazım. Bu insanlar böyle hüday-i nabit yetişmedi. Zannediyoruz ki biz hayatını okuduğumuz veliler, Allah dostları, bunlar böyle hüday-i nabit kendi kendine oldu, kendi kendine olmadı. Bu insanları yetiştiren ocaklar vardı, müesseseler vardı ve bu kesintisiz bir gelenek olarak bu ümmetin hayatında devam ediyor. Tekkelerin, dergahların ana görevi buydu. İnsanları eğitiyor, onların ruhunu şekillendiriyor, ahlakını güzelleştiriyor. Ondan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra onu gönderiyor başka bir yere. Sen şimdi git, bu ateşi orada yak ve orayı ıslah etmeye, imar etmeye, tamir etmeye sen orada görevlisin diye onu oraya gönderiyorlar. Böyle bir muazzam teşkilat yapısı vardı yani. Bu ümmet iki temel unsurunu kaybetti. O temel iki unsuru kaybettikten sonradır ki iki yakamız bir araya geldi. Bunlardan biri işte bu gönül adamlarıydı. Birisi de ilim adamlarıydı. Bakın şimdi aramızda bu iki sınıf insan yok. Ve bu iki sınıf insanın eksikliğini aslında yaşıyoruz. Aramızdaki her türlü problemin teke irca edilmesi mümkündür, o da budur. Bu insanlar aramızda olsa, toplumu canlı biçimde, kıvamda tutsa, istikamette tutsa, onların herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Normal hayatın akışı içerisinde aramızda olmaları bile yetiyordu yani. Dolayısıyla bunları ne yapıp yapıp ümmet yeniden hayatına sokmak zorundadır. Bu insanları yetiştirecek ocakları ihya etmek zorundadır. Kimliğimiz, varlığımız, hayatiyetimiz buna bağlı. Cenab-ı Hak ayaklarımızı kaydırmasın. Evet. Velilerle ilgili son bir paragraf kaldı. Onu okuyalım, ondan sonra bırakalım. Ve nu'minu bima ca'a min keramatihim ve sahha anittikati min rivayatihim. Evliyanın kerametinin hak olduğuna inanırız. Ve onlardan sahih yollarla, güvenilir raviler yoluyla bize gelen kerametleri aktaran, keramet muhtevalı rivayetlere ve onların ahvalini bize nakleden rivayetlere inanırız, iman ederiz. Şimdi bunun da bir akide metnine girmiş olması, evliyanın kerameti bahsi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in ayırt edici iman umdelerinden birisidir. Geçmişte Mu'tezile bunu reddediyordu. Yani keramet diye bir şey yoktur diyordu.
olağanüstü kevni hadiseler izhar etmek, tabiat kanunlarının dışına çıkan işler izhar etmek peygamberlere mahsustur. Bir başkası da bunu gösterir dersek, bir başkasının elinden de bu işler zahir olur dersek, o insanın peygamber olduğunu söylememiz gerekir demişlerdi. Ve bu ehl-i sünnet ve cemaat imamlarının buna verdiği bir şey var. Hayır. Peygamberlik iddiasında var. İddiası ediyorsa bir insan Efendimiz'den sonra zaten yalancıdır. Yalancı peygamberdir. O insanın gösterdiği şeye de keramet demiyoruz biz. İstibraç diyoruz. Bu kafirlerin küfrünü artıran bir şeydir. Ve böyle şeyler de oluyor. İşte Hindistan'da bilmem nerede adamlar kızgın közlerin üstünde geziyorlar. İşte vücutlarına bilmem ne saplıyorlar. Kendilerini saçlarından, sakallarından asıyorlar. Böyle garip garip şeyler yapabiliyorlar. Olağanüstü şeyler. Bunu normal bir insan yapamaz bunları. Ama bu insanlardan böyle şeyler sadır oluyor. Dolayısıyla biz prensip olarak, temel bir prensip olarak bir kimsenin veli olduğu konusunda bir hüsn-i zan besleyeceksek o kimsenin keramet izhar edip etmediğine bakmayız. Keramet velayetin ölçüsü değildir. Velayetin ölçüsü istikamettir. Hayatına, yaşantısına bakacağız. Ağzından sözün çıkış biçimine bakacağız. Üslubuna, tarzına bakacağız. Kıyafetine, ibadetine, zühdüne, takvasına bakacağız. Eğer bu konuda bir adamın bir eğrisi büyülüsü yoksa, bir falsosu yoksa, işte bu onun en büyük kerametidir diyeceğiz. Hele böyle bir zamanda, ahir zamanda bir adam böyle dümdüz, müstakil bir hayat yaşıyorsa, yalanı, beresi şeyi yoksa, kaçamak biçimi yoksa, işte diyeceğiz bu insan keramet sahibidir. Çünkü istikamet en büyük keramettir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bir insana elinde olmadan bir takım şeyler bahşedebilir, özellikler bahşedebilir. Evliya Allah'ın bizzat kendisinin ifadesine göre, pek çok velinin ifadesine göre bir velinin elinden gayri ihtiyarı böyle bir keramet sadır olduğunda o veli onu gizlemeye çalışır. Ondan utanır. Ondan mahcup olur. Şimdikilere bakıyorsun maşallah piyasada satıyorlar bunu. Keramet piyasası diye adeta sanki bir piyasa var. İnsanları bu kerametler üzerinden değerlendirmeye başladık. Doğru bir şey yapmıyoruz toplum olarak. Doğru bir şey yapmıyoruz. Keramet haktır. İnkarı kişiyi ehli bid'at yapar. Ama insanları değerlendirirken de hele bize bir keramet göster hacı abi demeyiz yani. Hayatına bakarız, istikametine, ahlakına, takvasına, zikrine bakarız. Benim şeyhim senin şeyhinden daha büyük keramet gösteriyor gibi bir acayipliğe hayatımızda yer vermeyiz. Hele bir de kişinin üslubunda, ahlakında, gidişatında, takvasında, zühdünde, özellikle zühdünde bir problem varsa onun hakkındaki velilik şaiaları ne kadar yaygın olursa olsun biz oraya bir mim koymak zorundayız. Zühd önemli bir göstergedir. Yani dünyaya kıymet vermemek, dünya ile arasına mesafe koymak, hatta mümkünse elinde bulundurmamak. Çok gerekliyse bulundurabilir ama onu kalbine sokmayacak. Onu kazanmak konusunda hırs göstermeyecek. Kaybettiğinde üzülmeyecek. Böyle olur. Eğer bir insanda bu özellikler varsa, bu kapitalist dünyada, biz o insanın veliliği konusuna hüsn-i zanla bakabiliriz. Bu bir ölçü olsun hayatımızda. Adamın takvası, itikadı, istikameti ve zühdü. Tamamsa biz onun veli olduğuna hüsnü zan edebiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama bunlardan birinde bir sıkıntı varsa, hele bir de keramet satıcılığı filan söz konusuysa bu adamdan uzak durmamız lazım. Ki ahiretimizi, dünyamızı böyle bir arıza yüzünden berbat etmeyelim. Çünkü o çarkın içine giren insanlardan bir süre sonra çok acayip, garayip şeyler sadır olmaya başlıyor.
hiç ilgisi alakası olmayan dinle, diyanetle, takvayla, fetvayla hiç ilgisi olmayan şeyler duymaya başlıyorsunuz. Bunlardan uzak durmak lazım. Anadolu'da öyle tarikat şeyleri duyuyoruz, haber alıyoruz ki adam her sene 4 eşi var. Her sene sırayla muntazaman bunlardan birini boşuyor. Müritlerinden birine emrediyor. O eşiyle evleniyor. O da istediği birinin kızını, kız kardeşini vesairesini alıp 4'ü tamam bir vaziyette devam ediyor. Şimdi bunun velayetle, bunun tarikatla, bunun istikametle, kerametle ne alakası? Adamın adı çıkmış. Bir de seyyidlik diye bir şey var. Seyyidlik Ali Muhammed, vaktimiz kalsa onun üzerinde duracaktım ama vaktimiz kalmadı. Belki öbür sezon inşallah. Seyyidlik Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin misyonunu devam ettirme sorumluluğunun adıdır. Ben seyyidim diyorsa bir insan, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o toplumda nasıl yaşadıysa onlar da bu toplumda öyle yaşamak durumundadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine Cenab-ı Hakk'ın tahsis ettiği Fedek'ten, Hayber'den vesaireden gelen o beşte birlik hakkı Ezvac-ı Tahirat'ı dağıtıyordu. Kendi payına düşeni dağıtmadan akşam uyumuyordu. Onlara da tavsiye ediyordu. Elinizdekini tasadduk. Bunun Allah Teala'nın ona tanıdığı en tabii bir hak idi. Hatta bir gün Ezvac-ı Tahirat şikayetlendiler biliyorsunuz. Bizim de bir kısım dünyalığımız olsa, biz de bir miktar dünyadan kâm alsak diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çok şiddetli bir tepki gösteriyor. Yani Allah'ın sizin için hazırladığı ahiret hayatını mı, dünyayı mı tercih edeceksiniz? Şimdi Efendimizin Ali de böyle yaşadı, Hazreti Ali de öyle yaşadı, Hazreti Fatıma da öyle yaşadı. Onlar dünyayı kalplerine sokmadılar. Ama seyyidlik adına o müesseseyi devam ettirdiğini söyleyen bir kısım insanlar. Hepsini demiyoruz tabii. Aralarında çok muhterem olanlar var, onlara tenzih ederiz. Dünyaya gırtlağına kadar batmış vaziyetteler. Böyle bir seyyidlikten onlara fayda değil, zarar var. Çünkü sorumluluk onlarda daha fazla. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Bu ahir zamanda bizi Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesi üzerine sabit kadem tutsun. Soyumuzdan gelecek olanları da bu iman ve ikrar üzere yaşatsın. Kendimizi bu iman ve ikrar üzere alsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin.